Artık uzak. Kardeşim. Benim kardeşim, ben geri. Hiç huylanmıyor musun şu? İlişki başında kaç kiloydunuz? Şimdi kaç kilosunuz? Harbiden ilişkiyi sorgulatacağım burada şimdi. Ata'nın daha ilk haftanızdayken seni pavyona götürmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ki Ata, ben de öyle çok fazla ilgilenmem. Yüzünü ne yapıyor Ata? İade. Selam gençler. Ben Serdar. Bugün 6 yıllık ilişkiyi bitireceğim. 5 bitti. 6'ya gireceğiz. Tamam, 6'ya girdiniz işte, bugün sayılır. Evet, 6 yıllık ilişkiyi bitiriyorum. Çünkü 5 yıllıkta rating yok. 6 yıllık. Bugün bu ikisini 6 yıllık şu ilişkiyi bitirip Ata'yı bana ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu çocuk benim kaç sene oldu kardeşim? Hadi hesaplayalım. Şu anda 23 yaşındayız. 2003'te başladık abi. 2003'te başladık ilkokula. Hadi birinci sınıftan sar. 16 sene abi yani. İrem, şimdi 6 sene bile desek, bak 6 sene bile desek. Senin bu çocukla gittiğin yolun mesafesi kadar ben 3 kere gittim geldim. Ya benim derdim şu. Sen Ata olsan, İrem mi Serdar mı? Tabii ki de Serdar. Manyak mısın? Tabii ki de Serdar. Benim buradaki derdim, ben bu çocukla 6 yıldır görüşemiyorum bile. Mesela bana diyor ki, çocuk abi beni her gördüğünde sen uzamışsın diyor. Çünkü kardeşim görüşemiyoruz. Hadi bakalım, başlayalım. Şimdi ayıracağım sizi. Bu nasıl mekan? Çay, kahve. Kahve olup oturak işte. Berkay misafir perverliğini göstersin de bir kahve yapsın ya. Berkay şu an tuvalette çok meşgul. Tamam, s**ınca gelsin yapsın şey işte. Peki neden ayırmaya çalışıyorum sizi? Yok, bir dakika dur. Bak kaçıyor değil mi kardeşim? Haklı olduğumu biliyor, kaçıyor. Hayır, mesaj geldi. Ben buradayım, görüyorsun. Bu tarz böyle ilişki konseptlerinde şöyle bir soru sorarlar. Nasıl tanıştınız? Böyle bir şey sormayacağım zaten. Yani nasıl tanıştığınız benim umurumda bile değil. Sormak istediğim soru şu. Neden tanıştınız? Aynı sınıftaydık. Tanışmama gibi bir imkanımız yoktu zaten. Aynı çıkmak zorunda mıydınız? Sevgili evet, olmak zorunda mıydınız? Evet. Yani kardeşim, Allah aşkına sen demedin mi bana? Bak, İrem'le tanıştığın haftayı ben hatırlıyorum ya. Kardeşim her zamanki gibi takılacağım, geçeceğim falan diyordun. Ne oluyoruz şimdi ya? Ne yok. Ne oluyoruz şimdi? Öyle bir şey değil. Ağzımdan çıkan her şey yalan da olabilir. Doğru da olabilir. %95'i yalan olacak, ondan eminim. Madem eminsin, tamam. Daha yeni başlıyoruz. Ağzından neler diyeceğim? Öf! Kahve söyleyeceğiz. Evet, söyleyeceğiz. Dur bakayım, fark falan vardı ya. Benden olsun bu kahve. Yengem, yengemin köpeği olsun. Son kahvesini de ben ısmarlayayım. Son kahvesini? Öleceğim sanki. Bir yaklaşık bir ay önce konuştuk. Nasıl bir video çekeceğimizi biliyorsun. İşte sizi sinir edeceğim, gıcıklıklar yapacağım falan. Her zamanki gibi davranacaksın. Her zaman. Bu video benim YouTube kanalım. Ben Serdar YouTube kanalımda. Benim montajlayacağım. Şimdi biliyorsun ben montajlayacağım. Biliyorum, gördüm. Bu montajlardan geçecek ve benim YouTube kanalımda yayınlanacak. Ata, sen de biliyorsun. Sen buna müsaaden var değil mi? Var. Buna izin ver. Sen buna izin veriyor musun? Genel gıcık etmeler var. İşte yalan dolan şey. Anneme diyorum ki, anne ne olur izleyeceği şeyleri ciddiye almasın. Söylerse. Ha yani. Anneme bu an ciddiye almasın. Sen bunun yayınlanmasına müsaade ediyor musun? Ediyorsan müsaade ediyorum. Şimdi yedin işte. Ne soracaksın oğlum? Oha, ne yazdım be? Yok oğlum, süreyi geç. 6 yılda geçtiğini girdiniz şu anda. Yani 5'i bugün, bitirdiniz. Evet. Bugün evet. Normalde yıl dönümümüzdü de ben yani işe gideceğim diye dün kutladık işte. Yıl dönümlerinde bitireceğim ilişkiyi. Hiç bu zamana kadar ayrılıp barıştınız mı? Hayır. Yalan söyleme. Yok vallahi. Yalan söyleme, 30 kere anlattı çocuk bana. Hadi be. Ayrılmadım. Bırak. Şeyleri diyor ya, ilk sene. Bırak. Sürekli ayrılalım. Ha, ama ayrılalım. Kardeşim bak. Hani bak, bak şöyle. Kardeşim bak, bir kitap bittiği İstanbul zaman devamı gelmez. Tamam, ben sana söylüyorum yani bak. Yani kitabın sonu hiçbir zaman değişmez. Haberin olsun. Merak etmeyin ya, zaten birazdan ayıracağım. Bunları düşünmemize gerek kalmayacak. Yüzünü atıyor Ata. İade. Ya Allah, bir dakika baskı var, büyük baskı var. Aa, bir dakika gelmiş böyle cinciriyor, bir şeyler yapıyor. Cidden özür dile. Sen özür dile. Ben özür dile. Kanka biz ayrıldık. Sonunda. Bu soru biraz canınızı yakacak, cimcirmesem de. Hadi bak. İlişki başında
kaç kiloydunuz? Şimdi kaç kilosunuz? Bu soru bence çok şeyi açıklayacak. Evet. Gerçekten bu soru her şeyi açıklayacak. Hadi söyleyin, o kadar cesaretiniz varsa. Ben kendiminkini şöyle söyleyeyim. Ben Atay'la tanıştığım zaman 55 kiloydum. 14 kilo aldım. Canım kardeşim, sen kaç kilo aldın? İlişkinin başındayken ya, kaç kilo aldın? Ben başında 80'dim. Şu an? Şuranın 100 vardır. Yani işte o da stresten ya. İşte spora gidiyor, seninle ayrılacak diye hazırlık yapıyor çocuk önümüzdeki yazı. Sabrı mısın? Hiç evlilik baskısı yapılıyor mu? Evet. Kardeşim kurtarın ya Allah aşkına, bak burada bir toplum şeyi var birader. Burada bir duyar var yani. Benim kardeşim burada zorsun. Niye evlilik baskısı yapıyorsun benim kardeşime? Sen de buradan. Bak bak, bu video bitecek bize. Bunları sesle söyle İrem. Kişi... Bir dakika, kim tarafında? Kaç kişi? Herkes. Benden yok. Benden yok. Benden yok. Benden yok. Tüh. Ben Reji bile kendine gelemedi şu anda. Reji bile ne oluyor var gel. Diyor. Evlilik değil. Evlilik değil ne? O ayrılın o zaman. Şu ama işin ya, artık adını koyalım. Selam sokuyor sen şu an. Sana yani burada senin için burada, senin hayatımızdan def etmek için buradayız İrem. Millet tanışıyor bir haftada evleniyor anasını satayım yani. Emma. İki ay sonra ayrılıyor. Bir sonraki sorumuz da tam öyle bir şey. Ha. Soru şu, ne zaman ayrılacaksın? Ölünce. Hayır, doğru cevap şu. Bu masadan kalkınca zaten ayrılacaksın. Bu masadan kalkarken ayrılacaksın. Bu çok büyük bir soru. Ha. Atanın daha ilk haftanızdayken seni pavyona götürmesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Atıl beni tanıştığımız ilk hafta pavyona götürmedi ki. Ha pardon, o diğeriydi lan. O diğeriydi, hatırladım şimdi. Şimdi hatırlamıyorsun, yapma boş ver. Atıl yemin ediyorum var ya, alem adamsın kardeşim. Hakikaten bunlarla nasıl 6 yıl oldu beraber, sen anlamıyorum seni. Peki Serdar, ben sana bir soru soracağım. Sor ulan. Ne zaman Atan'ın yakasından düşüp kendi ilişkinin için uğraşacaksın? Hiçbir zaman. Biz bunu daha geçen konuştuk. Hep böyle hayatımın içinde olacaksın ben... değil mi? Hayatımın, işte İrem, benim bu soruyu sana sormam lazım. İrem, sen hep hayatımın içinde ol, hayatımızın içinde olacaksın değil mi? Kardeş salsana bir sevgilimi be. Dün Ata geldiğinde benim kapıyı nasıl açtığımı söyledi mi sana? Söyledim. Şşş, tamam. Kel soru. Zaten... O da üçümüzün arasında kalsın. İnsan der ki, nasıl tanıştınız, evlenmeyi ne zaman düşünüyorsunuz, ne bileyim işte. Ata şöyle yapsa ne tepki verirdi? Ya adam ayrılacağım diyor. Ayrılacağım diyorum ya. Seçenekli sorumuza geldik. Ata... seni kaç kere aldattı? Ata benim için. A 2, B 3, C 4. Sıfır yok abi. Hayır, B A 2, B 3, C 4. Bunu bilmene imkan yok diyor. O yüzden Ata bana anlattı sadece kaç kere aldattığını. O yüzden hani sen bir genel bir cevap işte. A 2, B 3, C 4 işte. Sabrımsın. Noterden tasdikli cevap abi. Ama her sene düzenli olarak bir kere aldatılırım ben çünkü. tadından yenmem. A 2, B 3, C 4. Bu ciddiye alınmayacak sorulardan biri mi? Onun gibi bir şey kardeşim. Arada ilişkiyi sorgulatacağım bana şimdi. Yani, yani kardeşim bak, açık açık söylüyor, bunların hepsine müsaade mi ediyorsun? Baskı var, anladın? Seni böyle baskılanarak görmek benim içimi paramparça ediyor. Bak, bak şimdi bu dünyada kabul edilen bir şey. Yalan mı? İki çok yakın kardeş gibinin arasına bir sevgili girdiği zaman o kardeşlikte bir kopmalar doğal olarak yola geliyor. İşte ben de 16 senedir ilişkinin içindeyim ama hiç böyle 6 senedir bir ayrılık söz konusu olmamıştı ki. Ben Atan'ın yaklaşık 150 tane kız arkadaşıyla da karşılaştım, tanıştım, hepsiyle de takıldık yani. Bence sorun sende İrem, bende değil. Soru sende. Bana ***'ını ayarlayacak mısın? Serdar'ı aradım, dedim ki Serdar dedim, iyi ki dedim sen dedim varmışsın dedim, gerçekten dedim sen dedim çok iyi bir çocuksun, hatta Atay'a da söyledim dedim, ne biçim dedim ya dedim, çocuğun yüzüme bakmadı dedim, sözde benle tanışmaya geldi falan, sonra ben kurban olayım, asıl yılan buymuş. Dediğim gibi çocuk alışkın, dediğim gibi İrem'le ilk tanıştığımda bana dedi ki kardeşim dedi, biliyorum dedi, bir hafta dedi takılacağız ayrılacağız dedi. Evet, onu ben dedim bu arada gerçekten. Valla yani kardeşim, oldu, kardeşim sen bu lafın üstüne hala ayrılmıyor musun, yazıklar olsun ya. Hayır, ben ne diyeyim artık ya. Hayır, ayrıldığınız da benim yüzüme vuruyor, sözde iki hafta çıkıp vallahi ayrılıyorum kardeşim. Diye. İlişki içinde olan bir adamı ve ilişki içinde olmayan bir adam gayet bakıldığı zaman direkt bile anlaşılabilir. Bir erkek adamın ruhu bu kadar mı çalınır ya? Çocuğun ruhu emilmiş emilmiş, yemek yemiş sürekli. Stresten. Sorunlardan kaçış şekli. Kardeşim lütfen gözünü seveyim. Sevgilin seninle paylaşmaz, ben seninle kanımı, canımı paylaşırım. Gözünü seveyim. Daha ne yapalım biz yani? Vallahi hatırlamıyorum, biliyor musunuz? Zerre hatırlamıyorum. O zamanlar İrem yok tabii, güzel zamanlarımız. Bu ilişkinin sonunda evlilik görüyor musunuz? Evet.
siktir git lan buradan. En hayran olduğumuz karşı cins ünlü. Fiziki anlamda böyle beğenmem. Düşünmem lazım, hiç düşünmedim. Ben Serdar. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Olur öyle şey. Ne öyle 5 yıl 6 yıl aynı yemek mi yenir ya? Kadınları yemek olarak mı görüyorsun? Sen nasıl çiğ? Hayır, atayı hayır atayı yemek olarak görüyorum. Her gün aynı yemeği yemekten sıkılmadım ya. Yürü ya. Hayır, sıkılmadım. Sıkılmadım. Ayrıldıkları gün Atay'la benim story'ler. Ha bu arkada 2-3 tane kız var tabii. Atay en son alacak hani videoyu şey yapacak hani 5 yıldır seninle olduğuma inanamıyorum İrem. 5 saattir buradayım. Yemin ediyorum hayat daha güzelmiş. Hayatımızın en güzel 2-3 senesi değil miydi? Açık açık cevap ver. Bak çok ciddi bir soru. Hayatımızın en güzel 2-3 senesi değil miydi? Tabii. Bak tabii diyor. Ya bu yeterli değil mi İrem? Az önce bana öyle artistlik yaptın sen değil mi? Ki arkadaşımla kardeşinle görüşemiyor mu? Geçen gün çocukla konuşuyorum kardeşim dedim. Bir hafta içi hafta sonu artık dedim bir takılalım. Kardeşim hafta sonları müsait olmuyorum dedi. İrem'le. Hadi tamam buna tamam. Hafta işleri dedi müsaitim dedi. İyi o zaman dedim yarın akşam takılalım. Ha kanka yarın akşam dedi. Bu arada çarşamba yani hafta içine denk geliyor. Tamam siz görüştünüz sonra. Yürüklen. Hafta içi görüşelim dedi ama yarın akşam İrem gelecek dedi. Hangi akşamdı o be? Çarşamba içi. Ya. Görüşemiyormuşum demek ki değil mi? Ya ben kardeşimle oturup iki kelam erkek erkeğe muhabbet sohbet etmek istiyorum. Seni istemiyorum. Sen... Ata da istemiyor seni. Bence bu artık bu ilişki bitmeli. Kesin bitmeli. Hemen bitmeli. Ya ayrılın o zaman. Evet yorumlara yazın bitmeli mi bitmeli. Yani bence artık kararı vermeliyiz mi? Bence bu ilişki bitmeli. Yazı tura atalım. Oğlum. Yazı gelirse sen Ata'dan ayrıl. Tura gelirse Ata sen. Bak terk etti bak. Oh sonunda. Sonunda canım kardeşim benim. Sonunda canım kardeşim. Şu an çok midem bulandı gerçekten. Ben bir kusup geliyorum.